8 Şubat 2012'de George Ann Baxter, kızı Britney ile bir Walmart'taydı. Her şey oldukça normal gidiyordu. Ama anne ve kız kısa süreliğine başka raflara bakarlarken bir anda olaylar gelişti. Güvenlik kameraları bir adamın ufak kızı zorla götürdüğünü kaydetti. O gün George Ann kızıyla birlikte alışveriş yaparken her ailenin yapması gereken bir şeyi öğrendi. O da çocuğundan bir an bile gözünü ayırmaması gerektiğiydi. Anne ve kız sevgililer günü için alışveriş yaparken her şey yolunda gidiyordu. Ama bu durum Britney oyuncaklara bakarken annesi çilek almaya gidince değişti. 7 yaşındaki Britney'in söylediğine göre annesi yanından ayrıldıktan sonra bir adam küçük kızın yanına gelmiş ve ardından da olaylar gelişmiş. Britney o anı şöyle anlatıyor. Adam yanıma gelip benimle konuşmaya başladı. Ben de annemin yanına gideceğim dedim. Walmart güvenlik kameralarına takılan görüntüde bu konuşmanın ardından adamın kızı tutup zorla götürdüğü görülüyor. Ama neyse ki Britney'in aklına gelen plan sayesinde adam küçük kızı fazla uzağa götüremedi. Kamera görüntülerinde 7 yaşındaki kızın adama direndiği, ona yumruklar salladığı ve yardım çığlıkları attığı görülüyor. Bunun ardından adam kızı bırakıp hemen mağazayı terk edip kaçtı. Görünüşe göre Britney'e ailesi bu durumlarda ne yapması gerektiğini önceden öğretmiş ve bunun sayesinde mini kız adam ona hiçbir şey yapamadan adamın elinden kurtulmayı başarmış. Britney'in Amerikan ordusunda görev yapan abisi ona birisi sana zorla bir şey yapmaya çalışırsa ona yumruk atmaya çalış ve bağırabildiğin kadar yüksek sesle bağır diye tavsiye vermiş ve Britney de o an abisinin bu tavsiyelerini uygulayarak adamın elinden kurtulmuş. Britney annesinin yanına güvenle döndükten sonra sıra bu adamı yakalamaya gelmişti. Marketin güvenlik kameraları adamın mağazayı terk edişini ve arabasına binişini kaydetmişti. Bundan yararlanarak polisler adamın bindiği arabayı tespit etti. Ardından da o sırada 78. karayolunda arabasıyla devreye gezen polis RV şefine bu olay bildirildi. Şefin kısa süre sonra ihbarda bahsedilen türden bir araba gördü ve arabayı durdurdu. Ardından da şüpheliyi tutuklayıp Bremen Polis Departmanı'na teslim etti. Şüphelinin adı Thomas Woods'tu ve sicili oldukça kirliydi. Thomas'ın sicilinde şu suçlar vardı. Çocuk kaçırma, haksız tutuklama, çocuk istismarı, darp ve ehliyetsiz araba sürme. Ama Thomas Britney'in başına gelenlerle hiçbir alakası olmadığını işte şöyle açıkladı. Ben hiçbir şey yapmadım. O Walmart'ın yakınından bile geçmedim. Ama görünüşe bakılırsa polisler bu adamın o suçu işleyen kişi olduğundan oldukça emindi. Bu olayın yaşandığı sıralar Thomas Woods 2006'da amcası James Michael Price'i öldürdüğü için denetimli serbestlikteymiş. James Michael ölü bulunmadan önce 3 ay boyunca kayıp kalmış ve bu 3 ay boyunca da James Michael'ın kredi kartı Thomas tarafından kullanılmış. Bu durumdan şüphelenen polis ekipleri Thomas'ı tutuklamış ve Thomas da işlediği suçu itiraf edip polislere amcasının cansız bedenini göstermiş. Ama sonradan işler değişmiş. Thomas işlediği suçu itiraf ettiği sırada yanında avukatı yokmuş ve bu yüzden de anayasanın 5. maddesi polisler tarafından ihlal edilmiş. Bu da Thomas'ın aldığı cezanın hafifletilmesine yol açmış ve 4 yıl hapis yattıktan sonra 2011 yılında denetimli serbestlikte salınmış. Thomas Woods her ne kadar Britney'in başına gelenlerle bir alakası olmadığını söylese de polis şefi Kate Pesnell tam tersini düşünüyor ve şöyle diyor. Doğru adamı yakaladığımızdan oldukça eminim. Britney'in annesi George Ansa eğer Britney başarısız olsaydı kızının başına neler gelebilirdi diye düşünmekten kendini alamıyor ve çok üzülüyor. Ama neyse ki Britney bu durumdan başarıyla ve hiç zarar görmeden kurtulmayı başardı.